Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve ashabı ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir amten bil hayr. Değerli kardeşlerim, 23. cüzle ilgili sohbetimiz olacak. Önemli noktalarına değineceğiz. Rabbim faydalanmayı nasip eylesin inşallah. Bu 23. cüzde Yasin suresi son 4 sayfası, Saffat suresi, Sad suresi ve Zümer suresinin 31 ayeti var. Bunlar son derece önemli. Yasin suresi ile ilgili ilk iki sayfasını anlatan arkadaşımız mutlaka değinmiştir. Ben de kısaca, Kur'an'ın kalbi, her şeyin bir kalbi var diyor Peygamberimiz buyuruyor. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Onun için bizler Yasin suresini hem mevtalarımıza okuruz, hem kendimize okuruz. Rabbim sevabından, hikmetlerinden istifade eden kullarından eylesin. Gerekli öğüt ve nasihatlardan faydalanan kullarından eylesin. Ben şöyle özet olarak, zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle içerisindeki öğütleri, önemli hususları aktarmaya çalışacağım. Yasin suresinin 28 ile 50. ayetler arasında kıyamet günü insanların yaptıkları amelleri görünce pişmanlık duyacakları ve Allah Teala'nın varlığının delilleri zikredilir. 3 tane ana delil zikredilir. Ölü toprağın hayat bulması ve onunla türlü türlü meyvelerin çıkması, gecenin gündüze girmesi, güneş ve ayın hareketleri ve Nuh'un gemisinden yeni bir hayatın doğması, tüm bunlar Allah'ın varlığına işaret eden ayetlerdi değerli kardeşlerim. 51 ile 67 ayetler arasında kıyametin kopması, sura üfürülmesi, kabirlerden dirilme, kıyamet koptuktan sonra kimsenin haksızlığa uğramaması, cennet ehlinin nimetler içerisinde bir hayat sürmesi, günahkarların cezalandırılacağı, hesap zamanı gelince ağızların susup bunun yerine ellerin konuşması ve ayakların da şahitlik yapması gibi kıyamet ahvali anlatılır. Evet, o günleri %100 yaşayacağız. Kaçış yok değerli kardeşlerim. Yani orada ben yalan söylerim, kendimi kurtarırım imkanı asla yok. Bunu Rabbimiz hatırlatıyor. Sen dilin susacak, ellerin, ayakların, efendim bu azalarla, gözün, bu gözlerle gördü diye ne yapacak? Şahitlik edecekler. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin inşallah. 68 ve 83. ayetler arasında yeniden dirilişin hak olduğu, bundan hiçbir şüphenin olmaması, putların fayda vermeyeceği, Allah'ın her şeye güç yetireceği ve dilediği şeyin, her şeyin mutlaka gerçekleşeceği gibi konular anlatılır. Sure, her şeyin yönetimi elinde olan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir ayetiyle biter. Saffat suresine geçiyorum. Ben özet olarak anlattıktan sonra zaman kalırsa efendim konularla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Saffat suresi değerli kardeşlerim sıraya geçmiş melekler demektir. Bununla Allah'ın emrini yerine getirmek için hazırda bekleyen melekler kastedilmiştir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu peygamberlerin faziletli kimseler oldukları ile efendim tevhiddir. 1 ila 74 ayetler arasında şu konular geçer. Rabbinin emrini yerine getirmek için melekler sıralar halinde beklerler. Rabbinin gönderdiği vahiy her türlü şeytandan korunmuştur. Müşrikler ve uyarı alınca uyarıya kulak vermezler. Müşrikler uyarıya kulak vermiyorlar değerli kardeşlerim. Kıyamet koptuktan sonra ah vah etmek fayda vermeyecektir.
Zalimler ile destekçileri birlikte hesap verecek. Allah'ın ihlaslı kulları hariç herkes ceza görecek. Cennette türlü türlü nimetler vardır. Orada boş söz ve sarhoş olmak yoktur. Cehennemin yiyecek bitkisi zıkkımdır. Üzerine su olarak da kaynar su verilecektir. Rabbim hepimizi şu içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hürmetine bu akıbetten korusun, muhafaza eylesin. Cenneti hak eden kullarından eylesin inşallah. 75 ve 83. ayetler arasında Hazreti Nuh'un dua etmesinden, onun kurtulmasından ve onun salih mümin kullarından biri olduğundan bahsedilir. 84 ve 113. ayetler arasında Hazreti İbrahim'den bahsedilir. Putları kırması, putperestlerin onu cezalandırmak için ateş yakmaları, Hazreti İbrahim'in rüyasında oğlu İsmail'i kestiğini görmesi ve Rabbinin onu bununla imtihan etmesi, İbrahim'in Allah'tan aldığı tüm emirleri koşulsuz yerine getirdiği ve salih bir kul olduğu anlatılır değerli kardeşlerim. 114-122. Ayetler arasında Hazreti Musa ve Harun'dan salihlerden olduğu, Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri anlatılır. 123-138. Ayetler ise İlyas peygamberin ve Lut peygamberin de Allah katında değerli ve ihlaslı insanlar oldukları vurgulanır. Görülüyor ki Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere imandan bahsedilmektedir. 139-148 ayetler arasında Hazreti Yunus'un kavmini bırakması, bir gemiye binmesi, balinanın karnından karaya çıkması ve balinanın karnında bile zikir etmekten geri durmaması anlatılır. Zikrin önemini burada ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz değerli kardeşler. Ve 149-182. Ayetler arası surenin sonuç kısmıdır. Melekler Allah'ın kızları değildir. Bu büyük bir iftiradır. Allah noksanlıklardan münezzehtir. Melekler onun için sıra halinde bekleyenlerdir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Tabi arkasından Sa'd suresi geliyor. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu peygamberin faziletli kimseler oldukları ile tevhiddir. Ana konusu bu. 1 ila 16 ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, bir kitap olduğu, peygamberin Allah tarafından seçilmiş olduğu, müşriklerin bu durumu beğenmemeleri, peygamber beğenmeme olayının Hazreti Nuh'tan beri olan bir şirk geleneği olduğu vurgulanır. Yani müşrikler hakla batıl her zaman için mücadele halinde olmuştur. 17. ve 40. ayetler arasında Davud ve Süleyman peygamberlerden bahsedilir. Onların derin bir anlayış sahibi oldukları ve birçok canlının onların emrine verildiği anlatılır. Süleyman peygamberin şu sözü de önem arz eder. Ben malı Rabbimi hatırlattığı için seviyorum. Evet, mal canın yoncası diyoruz ama maldan da bir gaye olmalı. Nedir? Bize Rabbimizi hatırlatmalı. O esas malın sahibi, mülkün sahibi kimdir? Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. 41 ve 49. ayetler arasında Eyüp peygamberin bir hastalığa yakalanıp dua ederek Rabbinden şifa istemesi ve iyileşmesi anlatılır. Ayrıca İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Elyesa, Zülkif peygamberlerin de salih kimseler oldukları anlatır. Tabi ayetler bu konularla ilgili geniş geniş anlatıyor. 50 ve 70. ayetler arasında cennet ve cehennemden bahsedilir. Dünyada hür, hor, hakir görülen kimselerin cennete gireceği,
Bunun üzerine günahkarların şaşıracağı anlatılır. Yani Allah-u Teala kişinin zenginliğine, malına, mülküne, güzelliğine bakmayacak. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ya takvasına bakacak, inancına bakacak. Evet. 71 ve 88. ayetler arasında Hazreti Adem'in yaratılış kıssası anlatılır. İblisin Adem'e saygı secdesi yapmadı. Allah'ın onu rahmetinden uzaklaştırdı Celle Celaluhu. Onu ve ona uyacak kimselerin cehenneme atılacağı vurgulanmaktadır. Tabi arkasından da Zümer suresinin bir kısmı bu şeydedir. 23. cüzdedir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. Yani bir olan Allah'a imandır. 1 ila 7. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, müşriklerin biz putlara bizi Allah'a yakınlaştıracak diye ibadet ediyoruz diye trajikomik bir cevap vermeleri. Allah'ın gökleri ve yeri yaratan olduğu, insanı anne karnında yaratan ve ona şekil verenin Allah olduğu ve küfrün, şirkin Allah'a zarar vermediği anlatılır. 8 ila 31. ayetler arasında ise şu konularda ayetler vardır. İnsana bir zarar gelince hemen Allah'a dua eder. Sıkıntıyı Allah giderince bu sefer de ona şirk koşarlar. Bilenler de bilmeyenler, bilenlerle bilmeyenler bir değildir. Allah'ın halis kulları her sözü dinler ama en güzeline uyarlar. Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa o kişi Rabbinden bir nur üzeredir. Herkes ölecek ve Rabbinin huzurunda hesaplaşacak. Ben kısaca 23. cüzü bu şekilde özetlemiş oldum. Değerli kardeşlerim, bu Yasin suresiyle ilgili tabii ki anlatılacak çok şeyler var. Gece gündüz olayı var. Ölü hale gelmiş bitkilerin kurumuş yerde topraklardan böyle yağmurla dirilten Rabbimiz. Bunlardan hep ne yapmamız lazım? İbret almamız lazım. Bunlar birer delildir. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın o tufandan kurtulması meselesi. وَاَيَتُ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ şeklinde bunlardan hep ibret almamız, her canlıdan birer çift ve Hazreti Nuh'a inananlar o gemide Rabbim onları ne yapmış oluyor? O tufandan, o afetten korumuş ve kurtarmış oluyor. Kıyamet meselesi söz konusu. Sure üflemeler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاسِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ kabirlerden kalkıp Rablerine doğru yürümeleri, bunların hepsi ibret alınacak şeyler. Ahiretin varlığını bizlere ne yapıyor? Rabbim mutlaka ahiret hayatının varlığı, mutlaka hesaba çekileceğimiz bunları bizlere ne yapıyor? Anlatıyor değerli kardeşlerim. Tabii cennet ehlinin orada inne ashabel cenneti yevme fî şûlin fâkihûn هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ ف۪ي ضِلَالٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكُونَ yani cennet ehlinin ne kadar nimetler içerisinde olacağını, dinleneceğini, mükafatlar göreceğini, Rabbimizden nimetler göreceğini Rabbimiz ne yapıyor? Allah selam, selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rabbimiz selam olsun onlara diyecek. Neden? Dünyadaki imtihanı kazanmışlar çünkü. Ve tabii ki arkasından وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرُمُونَ ey günahkarlar! Siz de hadi bakalım şu cehennemi görün, Allah'ım korusun. Rabbim hepimizi korusun inşallah. Cehennem adı bile insanı ürkütüyor değerli kardeşlerim. Kim? Şeytan konusunda Rabbimiz bakınız Yasin suresinde bu konulara son derece yer vermiş. لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينَ
Kardeşlerim, bu dünyadaki en büyük düşmanımız şeytan, nefis. Bunları unutmayacağız. Ona kulluk etmeyin diyor Rabbim. Ya Allah varken, Allah'a kulluk varken şeytana kulluk olur mu? Ama bakıyorsun insanlarımız, ya yalancıları şeytan sever, yalan söyleyenler çok. İsrafı şeytan sever, israf bugün diz boyu. Yani her konuda acaba şeytanın yolunda mıyız, yoksa Rabbimizin emirlerini mi yerine getiriyoruz? Bu konularda ne yapmamız lazım? Tefekkür etmemiz lazım. Evet, o gün ağızlar mühürlenecek demiştik. Bu da son derece bizi düşündürmeli değerli kardeşlerim. O ellerimiz, ayaklarımız, efendim, gözlerimiz, kulaklarımız hepsi şahitlik edecekler. Yalan söyleyemeyeceğiz. Yani burada bir şekilde belki kendimizi kurtarırız ama ahirette öyle bir şey yok, torpil yok. Adaletin ta kendisi var. Adaletin ta kendisi var. Dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Yani Allah dileseydi herkesi kör ederdi, şekillerini değiştirirdi. Yani Rabbimizin gücü neye yetmez ki? Ayrıca Rabbimiz buyuruyor ki, bu Yasinler okunduğu zaman, Kur'an ayetleri okunduğu zaman, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلِ. Yani diri olan müminleri uyarmaktır hedef. Aklı başında müminlere, inananları, insanları uyarmaktır hedef. Yani değerli kardeşlerim, bu konularda Rabbimizin mesajlarına son derece dikkat etmeliyiz. Tekrar dirileceğiz. Bundan kaçış yok. Şunu unutmayalım. Hemen Zümer suresindeki son şeyle inneke meytun ve innehum meytun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Tümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Orada da mahkeme. Yani ahirette Rabbinizin huzurunda mahkeme olacaksınız. Rabbim o mahkemede muvaffak olan, Kur'an'ın şefaatine nail olan, Kur'an'ı bol bol okuyan, anlayan, yaşayan, yaşatan kullarından eylesin. Ben bir kez daha nice nice Ramazanlar Rabbim kavuştursun diyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.